Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 17 Nisan 24 Nisan haftası akrep burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda duruyor. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor diyerek hemen planınızı açıyorum. Gitmesi gereken sıkıntılarınız var. Onları şöyle akıtmaya çalışalım. Evet. Şöyle baktığımız zaman bir sıkıntınızın hafta sonuna doğru çözüm amaçlı bir mücadele edeceğiniz görünüyor. Şimdi geçtiğimiz haftayı sakin bir şekilde atlatmışsınız ama kafanıza takılan bir konu var. Hafta başında kafanıza, yani geçtiğimiz hafta başında ilişkiler konusunda kafanıza taktığınız bir mevzuyu çok fazla uzatmadan sakin bir şekilde çözmeye çalışmışsınız. Sanki cevap vermeyerek, alttan alarak, zaman zaman duymazdan gelerek böyle sürtüşmeli yaşanabilecek bir ilişkinizi kontrol altında tutmaya çalıştığınız bir hafta geçirdiğiniz görünüyor. Hafta sonunuz rahat bir şekilde bu anlamda geçmiş, aslında kendinizi rahatlatmışsınız. Ama bu sorun kapanmamış ve ileriye dönük olarak bu sorunla alakalı yine aynı şeyleri yaşarsam diye bir kaygı olduğu içinizde görünüyor. İş hayatınızla alakalı önünüzde genişleyen bir yol görüyorum. Bu yol sizin hafta ortasında daha belirginleşiyor. Bu anlamda da güzel, güzel verimli işler yapacağınızı düşünüyorum. Güzel iki haberiniz var bir kere iş konularıyla alakalı. İlişkiler konularıyla da aslında gene güzel bir sürecin içerisinde çıkıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, ama hafta sonuna yaklaştığımızda gene böyle bazı sıkıntıların ayak seslerini duymaya başlayacaksınız. Sanki geçtiğimiz hafta tam olarak, dik olarak yani durmadığınız konular var. Yani sizin alttan almaya çalıştığınız konularda bu hafta aslında hafta sonuna doğru bir karartıyla birlikte hafta sonuna girdiğinizi görüyorum. Şimdi ilişkiler konusu olduğunu düşündüğüm için size ilişkiler dedim. Ama ki değil, başka bir konu var, ailevi bir konu var, çocuğumla ilgili bir konu var deyip alttan aldığınız ve sonrasında da ben bunu ilerleyen zamanda çözerim dediğiniz bir konu ise şayet, bu hafta sonu da aslında bu konularla alakalı gene gelgitli bir süreciniz olacak. Gene aynı konuların yaşanacağı, aynı konuşmaların olacağı bir süreç aslında. Bu sefer biraz daha sıkıntılı ama vurdum duymaz tavırlarda olduğunuzu görüyorum. Sinirlisiniz aslında. Bu sinirinizi yansıtmamak için de sanki konuşmuyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Çok heyecanlı bir hafta sonuna girip ilişkiler konusunda umduğunuzu bulamayabilirsiniz aslında. Karşı tarafın gergin, sıkıntılı olduğu çıkıyor. Bu yüzden de siz hayal ettiğiniz bir hafta sonunu biraz hayallerinizin dışında yaşayabilirsiniz olarak çıkıyor. Daha çok aşk odaklı bu hafta aslında. Yani sevgiliniz, eşiniz bu konularla alakalı çok fazla sinirlenmeyip sakin bir şekilde, sanki pusuda duruyorsunuz, günü ve zamanı geldiğinde ben söyleyeceğim, sana söyleyeceğim, hele bir dur der gibi kenardan onun tavır ve davranışlarını izliyorsunuz. Aslında hafta sonu artık yeter de diyebilirsiniz. Çünkü burada ikili ilişkilerde bir karartı var. Yani kafanıza takılan konuları bir anda karşınızdaki insana söyleyerek oh be benden çıktı da diyebilirsiniz aslında. Hafta sonu konuşmalara dikkat demeyeceğim. Aslında geçen hafta yeterince tavizde bulunmuşsunuz. Bu hafta gerektiğini söylemenize de fayda var. Karşı tarafta biraz haddini bilsin canım diyesim var yani. Bakalım burada neler çıkacak bu hafta akrepler için. Benim de haritamda aslında akrebim çok. Yani yoğunluğa baktığınız zaman akrebe daha çok kayıyor tavır, hareket ya da düşüncelerim. Dediğim gibi ikili ilişkilerde burada da aynı şekilde çıkıyor. Aranızda bir sıkıntı olabilir. Bu sıkıntıyı büyüten değil, tamir etmeye çalışan taraf olarak çıkıyorsunuz. Bu kişi kafasında birçok şeyi çok büyütüyor. Ben diyorum ki acaba Koç, Terazi, hani böyle bu dolunaydan etkilenen burçlardan mı, Yengeç? Çünkü etkisi kafasında bir şeyleri yerine oturamamakla alakalı. Sizin böyle boynunuz kırılıyor artık incelmekten ona karşı. Hadi yapalım, hadi edelim diye bir hafta geçiriyorsunuz. Tabii ki huzursuzluk istemediğiniz için bu yönde ılımlı bir tavırda olduğunuzu görüyorum. Akrepler için doğru bir tavır mı diye soranlarınız olabilir. Aslında akrepler
zarar vermekten çok kendilerine zarar veren burçlardır. Yani akrep işte sokar gider gibilerinden konuşulur ama aslında o iş öyle değil. Akrep karşı tarafa zarar vermemek için zaman zaman kendini sokar, zaman zaman kendine zarar verir. Bazen konuşması gereken şeyleri konuşur ama konuştuğu için büyük pişmanlık yaşar gene çünkü karşı tarafa zarar vermiştir. Kendine zarar vermek adına bu sefer söylediklerini takar gibi akreplerimiz var. Akrep düşüncelerimiz, dürtülerimiz var aslında içimizde. Parasal konulara gelelim. Parasal konularda bir paranın üstünde oturuyorsunuz. Yani hak etmiş olduğunuz bir parayla ilgili bir sürecin içinde çıkıyorsunuz. Bu hafta içinde aslında bu parayla ilgili bir gelişme yaşanacak. Sevinçli olduğunuz görünüyor. Sanki bir bölümünü alacaksınız ama büyük bir bölümünü alacaksınız ve sonrasında da diğer bölüm için size gün verilecek gibi çıkıyor. Genel iş hayatınızla alakalı olarak biraz böyle bu sisli puslusunuz. Yani ben yapıyorum. İşime gidiyorum ama ne kadar mutluyum o tartışılır. Tartışmıyorum. Günüme bakıyorum, haftama bakıyorum diyerek bu haftanızı geçireceğinizi düşünüyorum. Çevrenizde sizinle ilgili konuşanlar var mı? Yok. Herkes aslında kendi sıkıntısına bürünmüş, yolunda devam ediyor. Bir kişiyle ilgili düşüncesi olanlar özellikle çıkıyor burada. Sanki söylemek istediğinizde söyleyemediğiniz iş yerinde bir kişi varsa aslında bu hafta başında bazı söylemek istediklerinizi ya ima edeceksiniz ya da dolaylı yoldan aslında ima etmek de aynı şey ya. Bir şekilde böyle lap lap değil de sanki yandan yandan yani akrep misali yandan yandan söyleyip kenara çekileceksiniz. Bu da sizi rahatlatıyor. Yol planlarım var. Hafta sonuna doğru yola gider miyim diyorsanız aslında akrepler için bu hafta başı yapılan planlar hafta sonuna doğru biraz kaybolabilir. Sanki pazartesi salı bir heyecanla şu hafta sonu gelse de ben şu gitsem diyorsanız şayet hafta sonuna doğru siz bu kararınızdan vazgeçeceksiniz gibi görünüyor. Kısa yol imkanları söz konusu ama uzun yol imkanları söz konusu değilmiş olarak falımızda çıkıyor. Evet, bu haftada akrepler için bu şekilde gelişecekmiş gibi duruyor. Çevrenizdeki insanları biraz alttan alacağınız, hadi üzmeyeyim diyeceğiniz bir hafta. Umarım sağlıklı, sıhhatli, mutlu ve huzurlu geçer. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.